bütün İslam hükümetleri, İslam hükümetlerinin içerisindeki bütün siyasi partiler, bu İslam dünyasının ve Müslümanların onuru ve izzetidir. İşçi kölelere dönüştürüldü ve kısırlaştırma programlarının hedefi oldu. Bugün ise soykırımla beslenen Çin lideri Xi Jinping, Çin'in yanlış bilgi verdiğini ifade ederek ölü sayısını çocuklar dahil 44 olarak açıkladı. Bugün geldiğimiz noktada Uygur bölgesinde Uygurca tüm eğitim kurumları kaldırılmış. 3 kuruşluk dünya menfaatiniz varsa Çin'le oturun, bu halkın hakkını da koruyun. Bu yangından ibaret değil ve bu yangında elel adı bir yangın değil. Bağımsız bir heyetin acilen gitmesi lazım, bütün meselelere bakması lazım. Bu 4 ay içerisinde ölenlerin sayısı binleri aşıyor. Babamı hapsatmışlar ve büyük abim de hapsatmışlar. Bu yangında benim 4 kardeşim ve annem vefat etti. Allah ve babamın ve büyük abimin diğer kardeşlerinin sesini duymak istiyorum. Hapiste olanların adı Mehmet Ali Metniyaz ve İlyas Rehim. Benim adım Şerafet. Şimdi birileri diyecek ki ya bu kadar ağlamaları doğruyla ilgili harekete geçmediğimizde duygusal olmanın faydalarını görüyoruz. Bizim apartmanın arkasında o kadar boş yer var ki, önünde de boş yer var ki. Saatlilerin yapmasına bakarım durdular. Niye? Onlar daha küçüktü. Sonra da tüm dünyayı sesleniyorum. Müslümanlara sesleniyorum. Belki orada benim değil, sizin de aileniz olabilirdi. Belki.